Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf İngilizce 1. oran 1. yazılısına bakacağız arkadaşlar. Zor sorular da var, kolay sorular da var. Hocanızın mutlaka soracağı soruları ve yazılıda %100 sorulabilecek soruları ben burada derledim. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar şimdi. Bakıyorum öğrenci notlarıma. Yani iki tane üniteden sorumluyum ben. İlk yazılımda ve onların üstün körü neler olduğunu bir bakalım. Subject pronouns dediğimiz zaman aklımıza özneler gelecek arkadaşlar. I, you, we, they, he, she, it gibi. Burada mesela they örneği verilmiş. Possessive adjective dediğim zaman da bir aitlik sıfatları, tamam mı? Mesela benim ayakkabım deriz ya, onun gibi. Burada mesela her hat demiş, onun şapkası. Countries and nationalities, bunu zaten yıllardır görüyorsunuz. Ülkeler ve milletler. Mesela I'm from Germany, ben Almanya'danım. I am German dediğim zaman da ben Almanım demiş oluyorum. Jobs dediğim zaman bunu occupations diye de verebilir arkadaşlar. Bu da işler demek, meslekler demek. Burada mesela I'm a lawyer demiş, yani ben bir avukatım diyor. Personal belongings, bu da benim bir şeylere sahip olmamla alakalı. Yani have got, has got, bunu da çok küçükken zaten işlemiştik arkadaşlar. Mesela he has got a car, onun bir arabası var. Ya da I have got a pencil, benim bir kalemim var gibi cümleler kuracağım. Verb to be de olmak fiilidir arkadaşlar. Ben mesela öğretmenim diyeceğim zaman öğretmen olmakım demiyorum. Öğretmenim diyorum ya, ama orada öğretmen olma durumu var. Bununla alakalı mesela Maria is a student. Buradaki be is'e dönüşüyor ve ben öğrenciyim demiş oluyorum. Ya da Maria bir öğrencidir demiş oluyorum. Bunları zaten güzel bir şekilde bugün öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci ünitede nasıl konularım varmış. Evet, preposition of place. Bu benim işte altında, üstünde, yanında, bitişiğinde, arasında gibi prepositionlarım, yani edatlarım arkadaşlar. The book is under the chair. Yani kitap neredeymiş arkadaşlar? Sandalyenin altında gibi. Furnitures benim mobilyalarım. Mesela pillow dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Yastık. Bed, yatak. Burada gördük zaten, chair, sandalye gibi. Parts of a house. Bu da arkadaşlar evin bölümleri. Yani yatak odası, banyo gibi. Mesela kitchen, bathroom, bedroom, garage olabilir, balcony, okay, koridor. Bu tarz şeyler. Singular and plural nouns, bu da benim tekil ve çoğul isimlerim arkadaşlar. Burada bakın, fish demişim ve sonra are demişim. Are çoğullardan sonra geliyordu değil mi? Ama fish dediğim zaman bunun sonunda bir s takısı yok. Hocam neden bu çoğul diye düşünebilirsiniz. Ama mesela böyle isimlerimiz var arkadaşlar. Fish balıklar demektir aynı zamanda, tamam mı? Fishes diye bir kullanım yoktur. Demonstratives de arkadaşlar göstergelerim benim. Yani mesela those pencils diyorum, tamam mı? Mesela şurada 3 tane kalemim var. Diyorum ki those pencils. Oradaki o kalemler gibi. Ama mesela daha burada yakınımdaysa bunlar, hemen şuradaysa, arkadaşıma diyorsam bu kalemler, these pencils gibi. Bunları da bugün tekrar üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. İlk benim yazılıda çıkabilecek soru tarzım ne? Diyor ki fill in the blanks with am, is, are. Yani verb to be değil mi arkadaşlar? To be fiili. To be fiili olmaktı ama geniş zamanda kullanmak istiyorsam be şeklinde kullanmıyorum. Nasıl kullanıyorum? Am, is ya da are şeklinde kullanıyorum. Peki şimdi bakalım arkadaşlar, bunlar nasıl kullanılır? I diyorsam eğer ben diyorsam yanına am alır. Eğer ben şuyum, ben buyum, ben buradayım gibi cümleler kuracaksam. Eğer he, she, it ise benim öznem, is alır. Ve eğer you, we, they ise ne alır arkadaşlar? Are alır. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bakalım. The teacher demiş. Hocam buradaki öznelerden hiçbiri burada yazmıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunları her zaman zamir şeklinde vermeyecek. Bazen oraya bir isim de koyabilir, tamam mı? The teacher dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Öğretmen. Bu öğretmen erkek de olabilir, kız da olabilir ama o öğretmen, tamam mı? Öğretmen dediğimiz zaman o insandan bahsediyoruzdur. O ne demek? İngilizce'de he, she ya da it. Onlar ayırıyorlar. Türkçe'de ayrılmasa da erkekler için o he denir. Kızlar için o she'dir. Cansızlar ve hayvanlar için o ise it'dir arkadaşlar. Ve bunlardan sonra ne gelir? Is gelir. Yani buradaki the teacher ya he ya da she değil mi arkadaşlar? O zaman ben bu boşluğa is yazıyorum. The teacher is late. Öğretmen geç, gecikti. Tamam mı? Şimdi there blah blah three blonde girls. Böyle durumlarda eğer orada şunlar var
gibi şeyler söylüyorsam eğer, buradaki there bakıyorum arkadaşlar. There burada asıl var anlamını katan kelimem olduğu için normalde özden bu taraftayken şimdi şu taraftakilere bakacağım. Ne var? 3 tane sarışın kız var. 3 tane sarışın kız. Bunlar çoğul değil mi arkadaşlar? Onlar yani. They, o da ne demek o zaman? Are. Tamam mı? Şunların üstünden bir tekrar geçelim mi? I, ben demek. He, she, it, o demek. Erkekler için, kızlar için, cansızlar ve hayvanlar için. You, sen ya da siz. We, biz, they, onlar demek. Tamam mı? The bottle, şişe. Şişe cansız bir varlıktır. It'tir. O yüzden yanına is alır. Tamam mı? Yani the bottle is full of milk. Yani şişe süt dolu. Tamam mı? O şişe. Tamam? These people. Bu insanlar. Buradaki insanlar. Çoğul. They. Onlar. Very kind. Çok kibarlar. İnsanlar gibi, they gibi bir şey kullandığım zaman ne geliyordu? Are geliyordu. Okay. Carla and Samuel. Bla bla, good friends. Burada sadece Carla deseydi bir tane kız olmuş olacaktı, she olmuş olacaktı. Sadece Samuel deseydi bir erkek olmuş olacaktı, he olmuş olacaktı. Ama Carla and Samuel, yani iki tane insan, o ve o ne olmuş olur? Onlar olmuş olur. Onlar ne demekti? They demekti arkadaşlar. Yani ne gelir? Are gelir. Tamam mı? Ve şimdi burada ne getirmiş? I. I'da neydi? Bunlar yok. I diyorsa her zaman am geliyordu. Ve buraya yazıyorum. I am not good at English. Ben İngilizce'de iyi değilim demek bu da arkadaşlar. Şimdi buraya da geçelim bakalım. Bir sonraki soru tipimiz neymiş arkadaşlar? Bu her zaman zaten görüyorsunuzdur. Yazılarınızın en başında size bir text verir ve doğru yanlış sorar. Hep en başında bu tarz bir soruyla başlarız. O zaman bir bakalım arkadaşlar ne diyor? Bence önce buraları okuyalım. Çünkü eğer önce burayı okursak, sonra bunları tek tek okursak arkadaşlar sürekli geri dönmemiz gerekecek ve zaman kaybedeceğiz. Fakat önce şunlar hakkında biraz fikrimiz olursa metni okurken aklımıza buradan bir şeyler geldiği zaman altını falan çizeriz daha kolay olur diye düşünüyorum. Siz de yazılılarda bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bakıyorum şimdi. Beth is Grace's aunt. Beth, Grace'in teyzesi ya da halası. Grace has got 3 dogs. Grace'in 3 tane köpeği var. Sally sings at family parties. Sally ailecek partilerde ne yapıyormuş? Şarkı söylüyormuş. Grace likes listening to adamlar. Grace adamlar dinlemeyi seviyormuş. Sally never reads book after school. Sally okuldan sonra asla kitap okumaz. The three sisters never go to the cinema. Bu üç kardeş, üç kız kardeş asla sinemaya gitmezler. Grace sometimes plays tennis on Sunday. Sometimes. Böyle fiillerden hemen önce gelir sıklık zarfları. Neydi sıklık zarfları? Bir hatırlayalım. Always, usually, sometimes, rarely, seldom gibi şeylerdi. Değil mi? Often. Bu sıklık zarfları hemen fiilden önce gelir. Fakat eğer başka bir zaman kullanıyorsam ben, akşamları, sabahları gibi bir şey diyorsam da normalde cümlemin sonuna gelir. Tamam mı? Ve bakalım 8'e. Aunt Karen comes to the girl's house once a week. Karen teyze haftada bir kere geliyormuş kızların evine. Şimdi bakalım. Ne diyor? Bu yazıyı yazan kişi Grace'miş arkadaşlar. My name is Grace and I live in London. Ve ben Londra'da yaşıyorum. The capital city of England. İngiltere'nin başkenti. Evet. I am 16 years old and I have got two young sisters. Beth and Sally. I'm 16 years old dediği zaman ne anlıyoruz arkadaşlar? 16 yaşında. And I have got two young sisters diyorsa da iki tane genç kız kardeşi varmış. Beth ve Sally'miş kız kardeşlerin isimleri. Tamam. I have also got two dogs and a cat. The dogs' names are Felix and Max and the cat is Shadow. Şimdi diyor ki iki tane köpeği ve bir tane kedisi varmış. Köpeklerin isimleri Felix ve Max'miş. Kedinin adı da Shadow'muş. Ama arkadaşlar bakın burada bir şey vardı. Grace has got three dogs diyordu. Grace'in üç köpeği var diyordu. Fakat burada iki köpek ve bir kedisi olduğunu öğreniyoruz. Yani burası arkadaşlar nedir? Yanlıştır. Hemen buraya false yazalım mı? Okey bence. Devam edelim. Beth loves playing the violin and Sally loves singing. Beth
Keman çalmayı seviyormuş, Selena seviyormuş, şarkı söylemeyi, singing. She often, bakın bu da bir sıklık zarfı, hemen fiilden önce gelmiş. She often sings at family parties. Aile partilerinde sık sık ne yapıyormuş? Şarkı söylüyormuş Sally. Böyle bir şey diyordu, evet. Bakın, Sally sings at family parties, değil mi? Sally aile partilerinde şarkı söyler demiştik. Yani bu doğru bir seçenek arkadaşlar. Gerçekten de söylüyormuş. Devam ediyorum. I listen to music every day. Ben her gün müzik dinlerim. My favorite pop group is Adamlar. Benim favori pop grubum Adamlar. Adamlar is a Turkish band. Adamlar bir Türk grubu. Adamlar pop, bence daha alternatif pop gibi bir şey yapıyor olabilir. Whatever. I like their songs very much and I have got all their CDs. Diyor ki onların şarkılarını çok seviyorum. And I have got all their CDs. Onların bütün CD'lere sahibim diyor. Arkadaşlar bakın burada ne diyordu? Grace likes listening to Adamlar. Grace Adamlar dinlemeyi sever. Burada Grace yazmıyor diyebilirsiniz arkadaşlar ama yazıyı yazan kişi zaten Grace. En başta demişti. My name is Grace. Benim adım Grace. Ve o kişi diyorsa my favorite pop group is Adamlar diyorsa yani Adamları seven kişi Grace olmuş oluyor. Yani bu da doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. I also like Irish folk music. İrlanda'nın böyle halk müziğini de seviyormuş. I go to Irish dancing classes on Mondays and Wednesdays. İrlanda'nın böyle dans şeyine gidiyormuş, kursuna gidiyormuş. Pazartesi ve çarşamba günleri. Tamam. After school, okuldan sonra, Sally often reads her books. Sally kitap okurmuş, sık sık. And Beth usually does her homework. Beth de ödevini yaparmış. Bakın arkadaşlar burada ne diyordu? Sally never reads books after school. Yani Sally okuldan sonra asla kitap okumaz diyordu. Fakat burada diyor ki arkadaşlar after school Sally often reads her books. Yani Sally sık sık kitap okur okuldan sonra diyor. Yani bu şık yanlıştır. Hemen buraya false yazdım. The three sisters never go to the cinema. Bu üç kız sinemaya gitmez. Oraya daha gelmedik. O zaman biraz daha okumaya devam edebiliriz. At the weekend, we usually hang out with friends. Arkadaşlarla takılırız genellikle hafta sonları. Weekend, hafta sonu. Or go to the cinema together. Bak gidiyorlarmış işte hep beraber sinemaya hafta sonları. Evet bakın burada asla sinemaya gitmezler diyor ama hayır burada gittiklerini söylüyorlar. Tamam o zaman bu da yanlış. Devam edelim. Evet. We sometimes watch DVDs. Bazen DVD'den bir şeyler izleriz diyor. I have got photos of my family on my mobile phone. Telefonumda ne var? Ailemin fotoğrafları var. I have a nice photo of my favorite person, my aunt Karen. Hemen bahsetti bu kadına bakın. Benim diyor teyzem Karen'ın yani favori insanımın telefonunda fotoğrafı var diyor. Tamam. She visits us every Sunday. Her pazar bizi ziyaret eder. And we sometimes play tennis together. Ve biz bazen ne yaparız? Tenis oynarız diyor beraber. She is very friendly and she is fun. O çok diyor. Arkadaş canlısı ve eğlenceli birisi. Grace sometimes play tennis on Sunday. Evet arkadaşlar bakın bu kadın Sunday'leri geliyordu. Pazar günleri geliyordu ve bazen tenis oynuyorlardı. Gerçekten sometimes plays tennis diyor. O zaman bu doğru olmuş oluyor. Ve ne diyor? Aunt Karen comes to the girl's house once a week. Haftada bir kez gelir diyor. Bakalım. She visits us every Sunday. Her pazar bizi ziyaret eder. Gerçekten de haftada bir kere geliyor değil mi? Burada bakın once a week diye vermemiş tekste. Ama her pazar dediği zaman biz yine haftada bir kere olduğunu anlayabiliyoruz. Tamam mı? Every Sunday. Her pazar. Once a week, haftada bir kere. Aynı anlama sahip olmuş oldu. Burada her pazartesi de diyebilirdi. Yine aynı anlama sahip olmuş olacaktı. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Beth is Grace's aunt. Beth, Grace'in teyzesidir diyor. Hayır, burada diyordu ki Beth benim kız kardeşim, küçük kız kardeşim, young sister diyordu. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur arkadaşlar. Hemen burayı da geçiyorum. Şimdi burada diyor ki, complete the sentences with the correct subject pronouns. Subject pronouns ne demek demiştim arkadaşlar? Özne demek demiştim değil mi? Özne yani işi yapan. İşi yapan kişiye özne denir. İlla bir böyle iş olmasına gerek yok. Ağlayan kişi de öznedir. O cümledeki ağlama eylemini yapan kişi öznedir. Ya da öğretmen olma olayını yapan kişi de öznedir. Tamam mı? Mesela blah 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 is very fast. Nedir bu hızlı olan? The cheetah. Cheetahlar, cheetah diyor nedir?
hızlıdır. Bu çita ne peki? Ben çita mıyım? Hayır. Sen çita mısın? Hayır. Biz, is diyor arkadaşlar zaten. Onlar, bunların üçü de o demek. Ama bu erkekler için bu, kızlar için bu neydi arkadaşlar? Cansızlar ve hayvanlar içindi. Çita bir hayvan olduğuna göre ben buraya it yazabilirim. Devam ediyorum. Blah blah are fond of swimming. Yüzmenin hastasıdırlar. Kimler? My parents. Benim ailem. Benim ailem biz olmuş olur mu? Olmaz. Çünkü benim ailem onlar olmuş olur arkadaşlar. Ben ailemin içindeyim ama biz ailecek bayılırız demiyor. Benim sadece anne ve babam. My parents. Ebeveynlerim diyor. Yani benim dışımdaki o iki insan. Onlar. They. Tamam mı? They. Onlar demek. Burada şu an zamir şeklinde yazıyorum yani anladığınız gibi. Yoksa ben buraya my parents are fond of swimming de yazabilirim. Bu sıkıntı olmaz. Sadece buradaki zamirleri yerleştirmeye çalışıyorum. 3. Blah blah runs every Saturday. Her cumartesi koşar. Kim? Chloe. Chloe bir kız ismidir. O demektir. O. He, she, it. O demekti. Hangisi kızlar içindi? She. O zaman ben buraya ne yazıyorum? She. Devam edelim. Blah blah am sure. Ben neyden sonra am getirebiliyordum? Sadece I'dan sonra am getirebiliyordum. O zaman buraya hemen ne yapıyorum? I yazıyorum. I'm sure. Ben eminim. Is blah blah an architect? Bu da bir soru arkadaşlar. O bir mimar mı? Kim? Cole. Cole bir erkek ismidir. O bir mimar mı? It diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü Cole bir cansız ya da bir hayvan değil. Zaten bir hayvan mimar da olamaz. Cole diye bir kadın da olmayacağına göre he diyeceğiz arkadaşlar. Is he an architect? O bir mimar mı? Blah 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 don't enjoy watching TV. Televizyon izlemekten zevk almaz. Kim? My brother and I. Erkek kardeşim ya da abim ve ben televizyon izlemekten zevk almayız. Onlar mı bu? Hayır, bu sefer ben de varım bu çoğunluğun içinde. Yani biz, we don't enjoy watching TV. Tamam mı? Hemen burayı da o zaman we yazdım. Geçiyorum burayı da. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur arkadaşlar. Şimdi benim zamanında en çok zorlandığım şey buydu. Şimdi o yüzden ben size birazcık cümle yapısını anlatacağım bunu çözerken. Diyor ki put the words into the correct order. Zaten baktığımız zaman da anladık. Kelimeleri doğru sıraya koymaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Öncelikle işi yapan bir şey bulmam lazım değil mi? Özne başa gelir. İngilizce'de cümle yapısı nasıldır? As yani özne. We. O. Türkçe'de önce objeyi sonra fiili söyleriz ya. Mesela ben kalemi tutuyorum. Ama İngilizce'de ben tutuyorum kalemi deriz. Tamam mı? Ona göre bakacağız şimdi. Bakalım. İlk cümlem. Muhtemelen burada bakın burada uncle diyor ya. Dayı, amca. Ama bir şeye ait olması da lazım onun. Benim dayım ya da benim amcam gibi bir şey demem lazım. My uncle. Özne my uncle'dır arkadaşlar burada. Yani işi yapan kişi. My uncle. Benim amcam ya da benim dayım. Araba, yeni, sahip olmak. Sahip olmak diyeceğim önce o zaman değil mi? Önce araba sonra sahip olmak demeyeceğim. Sahip olmak neydi? Has got. Bunu da sildim. Araba, yeni, bir. Bir yeni araba. A new car diyeceğim tamam mı? Bu şekilde cümle kurulur. My uncle has got a new car. Benim dayım sahip neye? Bir yeni arabaya tamam mı? Devam edelim. Burada da işi yapan kişi bakın burada I var. Ben plastik bag olamayacağına göre ben buraya I yazıyorum. Sonra yine bir sahiplik var burada arkadaşlar. Zaten burası hep sahiplikle ilgili. Sahiplik nasıldı? Have got değil mi? I'dan sonra have got olur. Burada neden has got oldu? Çünkü my uncle bir odur. He'dir tamam mı? He, she, it'ti. Have'lar has'a dönüşür. I have got. Ya da olumsuz da olabilir arkadaşlar. Bakın burada not var. Tamam mı? Haven't got da olabilir. Nasıl yapıyoruz? I haven't got. Ben sahip değilim. Neye? Hiç böyle plastik torbaya sahip değilim. Any plastic bags. Hiç demek bu da tamam mı? Hiç yok diyor bende ya. Hiç sahip değilim. Çok çevreci biriyim ben diyor. I haven't got any plastic bags. Okay. Bakın şimdi arkadaşlar burada bir sorumuz var. Soru olduğu zaman da en başa yardımcı fiilim geliyor. Sonra öznem, sonra fiilim geliyor tamam mı? Yani şuraya bir tane şurada bir yardımcı fiil olur her zaman. Bunu şöyle alıp şuraya götürüyorum. Tamam? Şimdi bakalım yardımcı fiil benim burada sahip olmakta. O yüzden en başa getireceğim onu. Have. Şimdi
Özneyi söylüyorum. Have you got? Özne tam şeye gelir arkadaşlar. Have ile got'ın ortasına, tamam mı? Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Bunları sildiğimiz zaman. Have you got? Senin kitabın yeni. Tamam. Have you got your? Senin yeni kitabın. New book. Yeni kitabını aldın mı? Yeni kitabına sahip oldun mu? Diye sordum. Devam edelim. David burada işi yapan kişidir arkadaşlar. David nedir? Have got, has got'tan has got olacak. Çünkü David bir he. David has got bir kedi akıllı. Bir akıllı kedi diyeceğim değil mi? David has got a smart cat. Onun bir akıllı kedisi var. Onun akıllı bir kedisi var. Tamam mı? Önce belirteç gelir. Sonra sıfat. Sonra obje. Sarah burada işi yapan kişidir. Yine Sarah diyorum. Sonra has got diyorum. Sahiptir. Neye sahiptir arkadaşlar? Sarı saça. Değil mi? Blonde hair. Blonde hair. Sarah has got blonde hair. Onun sarı saçları var diyorum. Umarım burayı da anlamışsınızdır. Geçtim. Şimdi arkadaşlar en çok basit olan şeylerden birisi bu. Prepositions. Yani arkadaşlar bir nesnenin lokasyonunu, konumunu belirten edatlar. Burada bir köpek ve bir top kullanmaya çalıştım. Mesela burada üstünde, burada yanında gibi şeyler göreceğiz. Bakalım o zaman. Üstünde nasıl diyorum arkadaşlar? On. The dog is on the ball. Dog. Burada köpek topun üstünde dedim, tamam mı? Dog is on the ball. Peki burada köpek nerede arkadaşlar? Topun yanında ya da bitişiğinde de diyebilirim. Yanında, yakınında demek istiyorsam near kullanacağım. Fakat eğer bitişiğinde demek istiyorsam, yani bayağı yakınında deyip de ise next to kullanacağım, tamam mı? The dog is near the ball ya da the dog is next to the ball diyeceğim. Şimdi nerede arkadaşlar köpek? Bunun altında değil mi? Önünde de diyebilirim. Ha yok, bu daha önünde gibi duruyor. Bu daha altında. Tamam. Köpek topun altında. O zaman altında ne demek? Under demek arkadaşlar. The dog is under the ball. Tamam. Önünde nasıl diyorum? In front of. Bu en uzunu zaten. The dog is in front of the ball. Burada arkasında. Nasıl denir arkasında? Behind. The dog is behind the ball. Okay? The dog is on the ball. The dog is near the ball or next to the ball. The dog is under the ball. The dog is in front of the ball. The dog is behind the ball. The dog is between the balls. Bu sefer iki tane top var, tamam mı? Anlaştık o zaman. On üstünde, near yanında, next to bitişiğinde, under altında, in front of önünde, behind arkasında, between arasında demektir. Tamam? Hemen burayı da geçelim o zaman. Şimdi arkadaşlar bu da fix bir soru çeşididir. Her sınavda kesinlikle olur. O yüzden dikkatli bir şekilde burayı ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Burada benim bir tane haritam var. Yani map. Bir tane map'im var benim. Ve burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir şey uygulayacağım. Yani yön falan gibi. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağım. Diyor ki what is near the florist? Yani burada şeylerin adlarının ne anlama geldiğini çok da bilmene gerek yok. Sonuçta burada sen bir yön belirteceksin. Tamam mı? Bu arada ben coğrafya bilgim çok güzel olmadığı için yön bilgim İngilizceyi bilmeme rağmen çok da yön tarif edemem. Ama I will try my best. What is near the florist? Çiçekçinin yanında ne var? Bakıyorum çiçekçiye. Burada yanında ne var arkadaşlar? Eczane var. Pharmacy. Yazdım. Pharmacy. What is opposite to the school? Okulun karşısında ne var? Okulun hemen karşısında ne var arkadaşlar? Kafe var değil mi? Kafe. Tamamdır. Bu karşısını da sayabilirdiniz bu arada. Hospital da diyebilirdiniz. O da sayılırdı bence. What is between the post office and cafe? Postanenin ve kafenin arasında, between. Ne var arkadaşlar? Postane ve kafenin arasında. Fish shop değil mi? Fish shop. Ne demek fish shop? Balıkçı. Aynen öyle. Şimdi iki tane yön belirtme yapacağız. En sevmediğim kısım. Give the directions of hospital. Hastanenin diyor bize şeyini tarif et. Yönünü tarif et. Şimdi hastane nerede önce bulalım. Burada arkadaşlar. Biz de şurada başlayalım, tamam mı? Bu insan olsun. Ben bu.
Şimdi buradan ben hastaneye nasıl gideceğim? Şimdi önce düz git diyeceğim. Yani düz git ne demek? Go straight ahead. Bir düz gitsin. Çünkü şuradan, burada yol yok diye düşünüyorum. Şöyle gitmesini sağlayacağım ben yani. Şöyle, tamam mı? Go straight ahead. Sonra diyeceğim ki ilk sağdan dön. Çünkü çok giderse buradan dönmüş olur. Kayboluruz. İlk sağdan dön diyeceğim. Nasıl derim ilk sağdan dön diye? Take the... İlk ne demek? First left. İlk, ay left diyorum. İlk sağdan dön. Take the first right. İlk sağdan dön. Tamam, left sol demek. Evet, döndüm. Şimdi burada bir sürü mağaza var. Nasıl bulacağım, değil mi? Diyeceğim ki arkadaşlar, yine dümdüz git. Post ofisin hemen karşısında diyeceğim, tamam mı? Şöyle yapalım. Go ahead, düz git. It is opposite to the post office, tamam mı? It's opposite, ne demekti opposite? Karşısında. It's opposite to the post office. Post office, şimdi yazmıyorum, anladınız siz zaten. Tamam, şimdi ne diyor? Give the directions of the florist. Yani bu sefer de çiçekçinin bize tarifini ver diyor. Çiçekçi neredeydi arkadaşlar? Buradaydı. Nasıl gideceğim ben buraya? Bu sefer diyeceğim ki take the second right. İkinci sağdan dön diyeceğim. Yine düz git diyeceğim. Yine post ofisin karşısında diyeceğim. Ama bu sefer buradan gitmediğim için doğru yere ulaşacağım. Tamam mı? Yani ne diyorum yine? Go straight ahead. Aynı şekilde diyorum. Take the, bu sefer first demiyorum. Second diyorum. İkinci sağdan dön. Take the second right. Sonra ne diyorum? Biraz daha git ve it's opposite to the post office. Yani yine postanenin karşısında. Ama ben buradaysam postanenin karşısında çiçekçiyi görürüm. Buradaysam postanenin karşısında hastaneyi görürüm. Yani nasıl güzel tarif ettiğiniz önemli. Tamam mı? Burayı da anladığımıza göre geçiyorum. Şimdi ne diyor burada arkadaşlar? Complete the blanks with the parts of the house. Yani bir evin böyle odalarını, evin bölümlerini buradaki resimlerin altına ne yapacağız? Yazacağız arkadaşlar. Mutfak var, yatak odası, balkon, garaj, oturma odası, banyo. Basit gayet. Hemen yapalım. Birçoğunuzun aklında olduğunu düşünüyorum zaten. Şimdi pekiştireceğiz güzelce. Mutfak. Ne demek arkadaşlar? Bazı hocalarınız çok fazla dikkat ediyor nasıl güzel yazdığınızı. O yüzden bunların yazılışlarına da önem verin. Mesela burada H harfini falan unutursanız hocalarınız beğenmeyebiliyor o zaman cevaplarınızı. Kitchen. Tamam mı? Kitchen. Kitchen. Mutfak. Peki yatak odası ne demek? Yatak diyeceğim ve oda diyeceğim. Bu kadar basit arkadaşlar. Bed room. Direkt yatak odası anlamına gelir. Balkon da bu arada İngilizce'deki balkon da Türkçe'dekine çok benziyor arkadaşlar. Balcony. Tamam mı? Balcony. Yani balkon yazıyorsunuz ama C ile sonra da Y ekliyorsunuz. Bu kadar basit. Garaj da aynı şekilde garage diye okunuyor arkadaşlar. Oldukça basit. Bu şekilde yazılıyor. Garage. Okay? Şimdi oturma odası dediğimiz zaman İngilizce'de bu daha çok böyle yaşama odası gibi çevriliyor. Yani yaşamak neydi? Living. Şimdi yine oda diyeceğim. Living room. Tamam mı? Banyoda duş alma odası, banyo yapma odası diye çevriliyor. Yani bathroom. Tamam mı? Bathroom. Okay. Bravo. Süpersiniz. Hemen burayı da ne yapalım? Geçelim o zaman. Aha, en sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Yani tekil ve çoğul yapacağız şimdi cümlelerimizi. Yani şu anda buradaki cümleler eğer tekilse çoğula çevireceğim. Çoğulsa tekile çevireceğim. Peki nasıl yapacağım? Şimdi öncelikle şurada bir şey öğretmek istiyorum sizlere. Eğer hocalarınız bu konuya çok önem veriyorsa bunu mutlaka sorar size. Şimdi that tekil, tamam mı? Hatta şuraya şöyle şey yapalım. Tekil, çoğul diye böyle ayırıyorum, tamam mı? Şöyle yaptım. That, those, çoğul halidir. This, çoğul hali, these. Tamam mı? Şimdi bunlar, şu bu demek, bu da şu demek. Tamam mı? Şu, şunlar, bu, bunlar. Şu dediğim zaman daha uzaktaki bir şey gösteriyorum. O da diyebilirim, tamam mı? Mesela kalem buradaysa, bu, bu kalem. Bu kalemler. Ama şuraya koydum. O kalem ya da oradaki kalemler. Tamam mı? Tamamen bununla alakalı bir şey. Şimdi bakalım. That's a knife. O bir, şu bir, ne? Bıçak. Şimdi ne diyeceğim arkadaşlar? Bunu
şunlar bıçak diyeceğim, tamam mı? That yerine ne yazacağım bu sefer? Those yazacağım, değil mi? Those. Peki devamı aynı mı gelir? Hayır. Neden? Çünkü is tekillerde kullanılıyor. Çoğul olduğu zaman ne yapıyorum? Are diyorum, tamam mı? Those are knives. Şimdi arkadaşlar e gitti çünkü e bir tane demek. Knives f'de v'ye dönüştü. Çünkü bunu çoğul yaptığım zaman böyle oluyor. Tamam mı? Yani knives demek zor olduğu için knives diyorum. Onlar ne? Bıçaklar. Tamam mı? Bu bıçak, onlar bıçaklar dedim. Şimdi is this girl beautiful? Bu kız güzel mi? Bunu nasıl diyeceğim arkadaşlar şimdi? O kızlar, pardon, bu kızlar güzel mi diyeceğim. Bu, tamam mı? Bunu nasıl ben çoğul yapıyormuşum? These. Is yapmayacağım bu sefer. Çoğul neydi? Are. Are these kız diyeceğim. Ama bu sefer çoğul söylemem lazım. Kızlar demem lazım. Ve ben kelimelerimi nasıl çoğul yapıyordum? Sonuna s-taksı getirerek çoğul yapıyordum. Are these girls beautiful? Tamam mı? Yukarıda ne yaptık? Bıçağın sonuna s-taksı getirdik. Burada da aynı şekilde girl'ın sonuna s-taksı getiriyorum. Is'ler ara dönüşüyor. Tamam? Are these girls beautiful? Bu kızlar güzel mi? Those children are bad at being responsible. O çocuklar sorumluluk almada kötüler. Şimdi diyeceğim ki o çocuk sorumluluk almada kötü. Çünkü ben tekilleri çoğul, çoğulları tekil yapıyorum. Tamam mı? Those children are bad at being responsible. Şimdi those children ne demek? O çocuklar, oradaki çocuklar. Şimdi bunu o çocuk demem lazım. Those yerine ne diyeceğim? Tekil yapmak için. That children olur mu bu sefer? E bunun sonuna neden s yok hocam? Bu çoğul bir kelime değil mi? Çoğul bir kelime ama arkadaşlar dediğim gibi bazı kelimelerde s takısı gelmiyor. İstisnalar var. Bunları bilmek zorundasınız. Child çocuk demektir. Children çocuklar demektir. Tamam mı? Person insan. Persons diye bir şey genelde yok. People insanlar. Tamam mı? Bu şekilde yapılarımız var bizim. Bunları bilmemiz gerekiyor. That child diyeceğim o yüzden bu sefer. Tamam mı? That child. Are mı is mi? Artık is yapacağız. That child is bad at being responsible. Sorumluluk almada iyi değil o çocuk. Tamam mı? Responsible. I keep these leaves. Bu yaprakları saklıyorum. Bu yaprağı saklıyorum diyeceğim. Bir tane yaprak. I keep these yerine ne diyeceğim? Tekil olması için this. Bir tane yaprak nedir arkadaşlar? Leaf. Bakın bu knife'la aynı olay. Leaf, knife. F'den sonra S geleceği zaman okuması zor olduğu için ne yapıyorum ben bu F'yi? V'ye dönüştürüyorum arkadaşlar. I keep this leaf. Tamam? Yaprak demektir. This is a small mouse. Bu küçük bir fare. Şimdi ne diyeceğim? Bunlar küçük fareler. Farede de aynı şekilde bir olay vardır arkadaşlar. Mouse fare demektir. Mouses demeyiz farelere. Mice deriz. Tamam mı? Çoğul fareler mice şeklindedir. This nasıl çoğul oluyordu? These. Is nasıl çoğul oluyordu? Are. Small yazıyorum. Bu sefer E yazmıyorum çünkü E bir demekti. These are small mice. Tamam mı? Mouses değil. Mice. Anladık mı kuralları? Bence çok güzel anladık arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Geçelim burayı da. Aha, possessive adjectives arkadaşlar. Sahiplik sıfatları. Bu gerçekten kesin soru gelecek buradan. Bunu net olarak söyleyebilirim size. Hocalarınız kesinlikle bunu soracak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Cassie and I. Burada and şöyle yapalım. And olacak bu. Cassie and I. Cassie ve ben. Ne yapıyoruz? Seviyoruz. Love. Neyi? Eating. Yemeği seviyoruz. Blah blah favorite food is pasta. En sevdiğimiz yemek makarnadır diyor. Bizim favori yemeğimiz. Bizim. Ne demek arkadaşlar? Bence buraya geçmeden bir şuraya şöyle yapalım, tamam mı? I, you, we, they, he, she, it. Ben, sen, biz, onlar, o. Tamam mı? Bunların possessive adjective hali, yani ben, benim. Nasıl diyorum? My. Ben, benim. Ve possessive adjective'lar her zaman yanına isim almak zorundadır arkadaşlar.
benim deyip duramam, tamam mı? Benim kalemim, benim kağıdım demem lazım. You ne olur? Senin, your. We, biz, bizim, our. Onlar, they, onların, their. O, he, onun, his. Kızlar için o, she. Onun, her. It, cansız ve hayvanlar için o, onun, it. Tamam mı? Şimdi, bizim favori yemeğimiz. Ne yapacağım o zaman? Biz, we ise bizim, our. Tamam? Your cats, senin kedilerin, know how to clean themselves. Kendileri nasıl temizleyeceğini biliyorlar. Blah blah, hair is so soft. Tüyleri çok yumuşak. Onların tüyleri. Çünkü your cats, senin kedilerin, çoğul, onlar, they, onların, their, okay? Their. What's blah blah nationality? She is Greek. Milleti ne? O Yunan. Milleti. Onun milleti. She dediğine göre o kızın milleti. O ne demekti? She, onun, her. What's her nationality? This is my horse. Bu benim atım. Blah blah's name is Pegasus. Onun adı Pegasus. At. O. Hayvan. It. Neye dönüşür? Its name. Right? Onun adı. Its name is Pegasus. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Burası gerçekten çok önemli. Şimdi geçiyorum burayı da. Bakalım. Bu bugünkü son sorumuz arkadaşlar ve gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü konumuzla çok alakası var ve hocalarınız bu aile üyelerinin isimlerini kesinlikle bilmenizi istiyor. Kesin çıkacak bir soru. O yüzden bunları da ne yapıyoruz? Güzelce aklımıza kazıyoruz, tamam mı? Şimdi bakalım. Complete the sentences with the correct family members. Yani doğru aile üyeleriyle cümleyi ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Ne bunlar arkadaşlar? Hemen bir bakalım. My father's brother. Benim babamın erkek kardeşi. Benim neyim olur arkadaşlar? Amcam olur. Amca ne demekti? Uncle. My sister's mother is my... Benim kız kardeşimin annesi benim neyimdir? Benim de annemdir, değil mi? Is my mother. Okay? My mother's grandson. Benim annemin torunu. Benim neyimdir? Ya kendi çocuğumdur, değil mi? Son diyor bu arada, erkek torun. Ya benim çocuğumdur. Is my son ya da benim neyimdir arkadaşlar? Yeğenimdir, değil mi? Erkek yeğen nasıl diyordum? Nephew. Kız yeğen ne demek? Hemen şuraya onu da not alalım. Niece. Tamam mı? My mother's sister is my... Annemin kız kardeşi benim neyimdir? Teyzemdir arkadaşlar. My aunt. Okay? My sister's father. Benim kız kardeşimin babasının yeğeni. Aa, bu çok zor. Hemen düşünüyorum. Benim kız kardeşimin babası... Benim babam. Babamın yeğeni ne olmuş oluyor arkadaşlar? Benim, ben buraya bunu çizeceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane benim kız kardeşim var. Kız kardeşimin babası benim de babamdır. Babamın yeğeni. Yani babamın bir kardeşi olması lazım. Bir kardeşi olsun benim babamın. Onun çocuğu. Benim, aa, kuzenim oldu. Tamam tamam, anladım, çok iyi. Kuzen ne demek? Direkt aynı şekilde cousin arkadaşlar. My sister's father's niece is my cousin. Böyle zor da soru gelebilir. My husband's brother. Benim ne diyor arkadaşlar? Kocamın erkek kardeşi. Ne olabilir arkadaşlar kocamın erkek kardeşi? Ben diğer böyle kocamın ya da karımın böyle şeyinden bahsedeceksem eğer, kız kardeşinden, annesinden, bilmem nesinden, her zaman in-law getireceğim sonra, tamam mı? Eğer benim kocamın erkek kardeşi ise benim brother-in-law'umdur, tamam mı bu? Kocamın annesi ise mother-in-law. Hep oradaki şeyi buraya getirip in-law yapıyoruz, okay? Yani yasada demek bu, in-law. Evet, devam edelim. My sister-in-law. Yani benim görümcem olmuş oluyor bu, tamam mı? Sister-in-law neydi benim? Kocamın kız kardeşi. Benim sister-in-law'umun babası benim neyim olmuş olur arkadaşlar bu sefer? Kayınpeder, yani kocamın babası olmuş oluyor. Kocamın babası, yine babayı yazıyorum buraya. Sonuna in-law getiriyorum, tamam mı? In-law. Okay? Anyone. Yani buraya kim olursa olsun onun sonuna in-law geliyor, tamam mı? My grandfather's wife, benim büyük babamın eşi, karısı. Kimdir arkadaşlar? Benim büyük annemdir. Büyük annem nasıl diyorum?
grandmother. Tamam mı? Bence çok güzel bir şekilde anlaşıldı burası da arkadaşlar. Şimdi şurayı tekrar bir üstten geçeceğim hızlı bir şekilde. Sister-in-law's father dedi ya. Kocamın kız kardeşinin babası, benim kocamın babası olmuş olduğu için father-in-law. Şimdi eğer burada deseydi ki my father-in-law's deseydi mesela. My father-in-law's sister. Tamam mı? Yani benim father-in-law kocamın babası demek bu. Tamam mı? Kocamın babasının kız kardeşi. Kocamın neyi olmuş oluyor onu düşüneceğim. Yani benim burada en son varacağım sonuç bu kişi kocamın neyi? Tamam mı? Kocamın babasının kız kardeşi benim kocamın halası olmuş olur. Hala neydi? Aunt in-law getiriyorum. Tamamen kocamın ya da karımın nesi olduğunu yazıyorum. Sonuna in-law getiriyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Kocamın annesi mi? Mother-in-law. Kocamın kuzeni mi? Cousin-in-law. Her şey olur. Tamam mı? Süper o zaman. O zaman böyle geçiyorum burayı da ve sorularımız bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz yazılarınızda çok güzel sonuçlar alırsınız. Sizleri çok seviyorum. Goodbye everybody.